sendika başkanları, sayın Türkçülük memuru arkadaşlarım, sayın din görevlisi kardeşlerim, sayın basınımızın güzide mensupları, 10. Olağan Din Görevlileri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu seçimimize hoş geldiniz. Kısaca programımızı arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Sayın Adem Gebeş hocamızın Kur'an-ı Kerim tilaveti. Kongre divanının oluşturulması. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunması. Yönetim kurulu raporlarının ibrazı. Dilek ve temenniler. Seçim ve kapanış. Saygı duruşu ve istiklal marşı için Sayın Davut Çelen hocamızı kürsüye davet ediyorum. Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin arasına saygı duruşuna, ardından istiklal marşını kürsüye davet ediyorum. Dikkat! İstiklal marşı. Korkma sönmez bu şafak, darda yüksel alsancak, sönmeden yıldızıdır parlayacak o benim, bir o benim milletimdir ancak. Çatma kurban olayım, teşekkür ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için Sayın Adem Gebeş hocamızı kürsüye davet ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şefetin
فكر غابت الإدعال في يوم ذي مسوبة يتيما ذا مقربة أم مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم الفاتحة Sayın hocamıza bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerinden ve cümlemizden Allah razı olsun. Şimdi kongre divanının oluşturulması için bir divan başkanı ve iki katip üye tercih ediyoruz. Bunun için divan başkanı olmak isteyen Davut Çener bir kardeşimiz. Davut Çener hocamızı divan başkanlığına kabul ediyor musunuz? Etmeyen var mı? Yok. Kabul edilmiştir. Hocam buyurun. Mehmet, katibimiz o yapsın. Sayın hocam, iki tane de katip üyemiz için İbrahim Çamyan hocam. Mustafa hoca, benim arkadaşımız. Tabip Kaya hocamızı alalım katibi olarak. Değerli arkadaşlar, şimdi yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunması için dernek başkanımız Sayın Hüseyin Ateş hocamı kürsüye davet ediyor. Sayın Divan Başkanım, Sayın Üyeler, Din Gönüllüsü Kardeşleri, Sayın Basınımızın Güzide Mensupları, günümüz mübarek olsun. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bugün burada toplandığımız gibi yarın Yevmaşer gününde de bizi hiçbir gölgenin bulunmadığı güzel bir gölgünde bu şekilde toplanmayı Cenab-ı Mevla nasip etmesine eylesin. Elimde ki konuşma metnim uzun. Bu kadar fazla konuşmayacağım. 5-25-2011 tarihinden sonra yönetim kurulu toplanmış. O tarihten bugüne kadar yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi arz etmek istiyoruz. Değerli üyelerim, saygı değer arkadaşlar. Seçim değil, hoşgörü,
sevgi ve samimiyettir. Hangi iş olursa olsun toplulukla birlik ve beraberlik içinde hareket etmekte çok faydalar vardır. Kim olduğumuz değil, kiminle olduğumuz önemlidir. İnsanca yaşamanın, huzura kavuşmanın tek yolu birlik ve beraberlikle değerlendirilebilir. Değerli arkadaşlar, Ünye Din Görevleri Kültür ve Dayanışma Derneği 1986 yılından bugüne kadar hizmetlerini sürdürmektedir. Bu zamana kadar hizmetlerini getiren arkadaşlarımızın bıraktığı yerden hizmetlere devam etmekteyiz. Halen yaşayan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ahirete irtihal eden, ölmüş olan, vefat etmiş olan kardeşlerimize de Cenab-ı Mevla'dan ona rahmetini, mağfiretini diliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu bir bayrak yarışıdır. Önemli olan hedeftir. Üye olan ve olmayan arkadaşlarımız da karşılıklı derneğimize daha nasıl güzel hizmetler yapabiliriz? İstişare toplantıları yaptık. İnşallah Cenab-ı Mevla bizleri muvaffak edecektir. 2012 yılı 60, 2013 yılı 45 yüksek okulda okuyan öğrencilerimize ekonomik katkıda bulunduk. Hedefimiz sizlerin de katkılarıyla daha çok öğrencilere ulaşmak ve etkinliklerimizi artırmak olacaktır. Değerli meslektaşlarım, 10. Genel Kurul'un ilçemize, din görevlerimize, siz değerli üyelerimize hayırlar getirmesini ve seçilecek olan yeni yönetime de ve başarılar nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli hocalarım, şimdi yönetim kurulu raporlarının ibrazı için Sayın Hayır Özcan hocamı kürsüye davet ediyorum. Sayın jüri, sayın din görevlileri arkadaşlarım. Ünye Din Görevlileri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin denetleme faaliyet raporu. Sayın üyeler, 27.5.2013 tarihinde yapılan denetimler neticesinde 2 yıllık gelir makbuz karşılığı 45.840 lira 33 kuruş gelir kaydedildiği, fatura karşılığı öğrenci yardımları ve kira giderleri olarak 45.840 lira 33 kuruş gider olduğu tespit edilmiştir. Demirbaş eşya defterinde 7 adet eşyanın kayıtlı olduğu görülmüş olup üye toplam sayısının 172 kişi olduğu denetim neticesinde görülmüştür. Yapılan denetimler neticesinde dernekler kanununa ve tüzüğüne aykırı bir duruma rastlanmamıştır. Arz ederim. Bu sunumundan dolayı sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden ve bizlerden razı olsun. Şimdi ise sözü divan başkanına bırakıyor ve seçime geçiyoruz. Hocam şu şeyle arkadaşlar seçim açık usul mu kapalı usul mu olacak? Oylamayız. Evet. Eğer arkadaşlar herhalde sanıyorum yönetim kurulu oluşturulmuş. Doğru mu? Evet. Ve şimdi yönetim kurulu arkadaşları huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Sayın Başkan, görüşler alınacak mı acaba bu? Tabii. Söz hakkı olacak hocam. Peki, teşekkür ederim. Tamam. Evet, yönetim kurulu arkadaşlarımız huzurlarınızda.
Arkadaşların her şeyi yok. Tamam baba. Evet arkadaşlar, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, yönetim kurulu oylama yapıldıktan sonra mı söz almak istersiniz, yoksa daha önce mi? O zaman söz almışını önce alalım. Sizlere soruyorum. Önce mi olsun? Önce mi olsun? Hocam söz almak isteyenlere bir not alır mısınız? Kimler söz almak istiyor? Nurettin Doğancı hocam. Hocam bunların altından not alıyoruz yani hocam. Sen de kaç... Bizim arkadaşlar şurada yeniden seçilen arkadaşlarımız geçen sene yine önceki yıl. Değil mi hocam? Önceki yıl seçildi. Daha önceki yıl seçilen kardeşlerimiz var. Hep bize güzel bir mekan verecekler. Şöyle der kardeşlerimiz. Ama maalesef tutulan mekan bize bugün hizmet vermiyor. Biz de şu anda kış ortamının mevsimini sokaklara geçiyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Yani bu görmek lazım. Şimdi az önce faaliyet raporunu dinledik. Şimdi mekandan kısıyoruz. Burs gibi hizmetlerle kullanıldığını söyledi arkadaşlarımız. Tabii ki başımızın üstünde burs güzel bir şey ama atalarımızın güzel bir sözü var arkadaşlar. Önce mekan, sonra iman arkadaşlar. Önce mekan, mekan. Yani üniversite hep bir çocuk okutuyoruz. Elbette ki oraya hizmetimiz gönderir ama önce bize mekan lazım. Ben onu söylüyorum. Şimdi cami altında ufak bir 4 metrekare belki var, belki yok, bir çay ocağında orada oturuyoruz biz. Affedersin, adam bizim dışarı kovmadığı oluyor. Aşkım abi, ben çekin gidiyor diyor buradan diyor. Şimdi bakıyoruz, din görevler, dünya, din görevler, camiası nereye düşünüyor görüyoruz. Ben komşu il ve ilçelerle hepiniz gibi ben de geziyorum. Yani hiç bu sıkıntı yok. Ne denese bu ünlüyede bu olmadı arkadaşlar, olmuyor. Ben kimseyi huzurlarında susmak istemiyorum. Kimse husumetim yok, vallahi yok. Hepinizi canımdan fazla seviyorum. Yani kimse üzerine alınmasın arkadaşlar. Yani seçildikten sonra şunu diyebilir arkadaşlarımız ki imkanlar bu kadar. Arkadaşlar bunun çaresi var, bunun çözümü var. Ben de size söyleyeyim bunu. Nezareti kalsın kardeşlerim, bundan sonra inşallah değerlendirmeyebiliriz veya değerlendirmeyiz, bu başka bir şey. Bakınız, birincisi şu. Sayın müftümüzle görüşelim. Bize emanet para versin vakıflardan. Biz de aylık olarak ödeyelim arkadaşlar. Caminin altında hocam dinleyelim de caminin altında bir mekan satılıyor. Bir mekan satılıyor caminin altında. Bir esnaf arkadaşımız mekanını satıyor. O mekanı satın alalım. Bakın o mekanı satın alalım. Biz de paramız yok tabii ki. 30-40 bin liradan bahsediliyor buranın hava parası diye. Neticede böyle sistem işliyor. Bunu biliyoruz biz. O mekanı alalım arkadaşlar. Evet, hava parası. O mekanı alalım. Sayın müftümüz vakıflardan bize eğer mümkünse böyle bir emanetten bir şey verebilir mi, veremez mi? Ha, abinim olur olmaz. Benim bu bir teklifim. Müftümüzle görüşebiliriz. İkincisi. İkincisi veriliyor sayın hocam, veriliyor. Hep biliyoruz biz. O pek kendi mekanını satılıyor ona. İkincisi arkadaşlar, mutlaka bizim o mekanı almamız lazım. O mekanı almamız lazım, kapı dışarıya girmeyelim. Şimdi biz falanca yerlere 300 lira, 500 lira, 1000 lira neyse falanca insanlara kira ödeyeceğinize kendi mekanımızı ödemiş oluruz. Doğru değil mi bu? Kimse de bizi dışarıya atmaz. Onun için değerli kardeşim fazla uzatmıyorum. Benim böyle bir kısa bir önerim var. Şimdiden arkadaşlarımıza başlar diliyorum. Hayırlı hizmetler etmesini hasreten onlardan bekliyorum. İnşallah onlar yardımcısı olsun. Hizmetlerde noksanlıklar mutlaka olur. Her şey mükemmel olmaz ama mükemmel olmanın yolları aranır, araştırılır. Burada şu derneğimizin sadece öğrencilere burs olarak yaptığı katkı takdire şayandır. Nedir bu? Nedir? Bakınız,
Biz 10'er lira, 5'er lira buna katkı sağlıyoruz. Bizim için hiç önemli değil ama o bir çocuğumuza geçtiği zaman çok kıymetli bir meblağ oluyor. Ben arkadaşları, bu fikri bulanları, bunu uygulayanları çok takdir ediyor ve saygıyla selamlıyorum onları. Ben diyeceğim bunları da teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olasın. Harun Genç hocam lütfen. Sayın Divan Başkanım, değerli kardeşlerim, hepinizi kelamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah cümlemizi yar ve yardımcısı olsun. Kardeşlerim çok güzel şeyler paylaştılar. Bizim şikayetimiz yok, derdimiz var. Derde de çare aramak için hepimizin elbette bir gayreti var. Burs konusu üzerinde bir anekdotu paylaşmak için ben söz aldım. Bir gün daireden dışarıya çıktık. Cumhuriyet Meydanı'nın ortalara doğru yürüyorum. Bir tane kardeşimiz mesaj atmış. Baktım şöyle. Hocam gününüz mübarek olsun. İçinden bir şey geçti. Hepimiz bir yerlerden doğru geldik, geçtik. Bu adam beni bir vesile niçin hatırlamış olabilir filan. Onunla da bu burs konusunu paylaşmıştım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Geri döndüm. Teşekkür bağında. Mesajımızı aldım. Bana banka hesap numaranı mesajla geçebilir misin yavrum filan dedim. Hocam hayrola dedi. Size bir 50 lira harçlık göndereceğim. Hocam 1200 lira. Yani bir simitle bir çay param vardı cebimde. Eve akşam dolmuşla mı gideyim? 750 kuruşa bir simit mi alayım? Bir çay mı içeyim? Simit ve çay ihtiyacımı karşılasam eve yaya gideceğim. Eve yaya gitmeyi göze alsam simit ve çay içebileceğim. Ayakkabımın ucuna baka baka yürüyorum. Şimdi mesajı size geçiyorum hocam. Bugün kendime bir ziyafet vereceğim. Arkadaşlar, hepimiz geçmişte elbette vakti imkanı iyi olan aile ve yetişmiş arkadaşlarımızın olabileceği gibi aynı duyguları %80'imiz yaşamıştı. O anda öğrencilik yıllarında içinizde hepimizi yakinen tanıyoruz ama Cemal hocamla biz birbirimizi daha yakın tanıyoruz. Çok zorlu şartlardan gelip geçtiğimiz için o öğrencilik yıllarındaki manzaraya bir geldim geçtim. Olduğum yere yığılıp oturmuşum. Yanımda arkadaşım kaldırdı. Gittim. O çocuğa o 50 lirayı gönderiverdim. Bir aile ziyaretinde kireç fırınında yine muhabbet esnasında bir kardeşimiz dedi ki benim çocuğum bu bayrama gelemeyecek. Anne, kız çocuğu Adana Üniversitesi'nde okuyor. Benim 50 liram var, köye gelebiliyorum. Ama geri dönerken bana bir 50 lira babam bulamazsın diyor. Ve şundaki Hamboğazı'ndaki duran kardeşlerimizden birisinin çocuğu. Babam diyor hava soğuk, iş bulamadım filan. İnanın arkadaşlar, kartlarımın alayı dop dolu. 7-8 tane kartın içerisinden birisinden 50 bin lira çekebildim. O çocuğun aile şeyine biletini burada gittim Fındıkkale'den aldım gittim ailesine telefon ettim. Dedim ki abla çocuğunuz bayrama gelsin. Arkadaşlar diğer müftülükteki arkadaşlarımız, diğer müftülükteki idarecilerimiz bu konuda çok daha duyarlı. Çamaş müftülüğünün bir tüccar 100 tane öğrencisine bu şekilde katkı yapıyor. Çubuk müftülüğünde bütün personel ayda 10 lira vererek 300 personeli bu işe katkı sunuyor. Arkadaşlar, mezun ettiğimiz, katkıda bulunduğumuz üniversiteyi bitirmiş arkadaşlarımıza da şu mesajı verelim. Arkadaşlar, hepimiz birilerinin burslarıyla, birilerinin yardımlarıyla bir yerlere geldik. Her mezun olan kardeşimiz bir tane öğrenci ne olur yetiştiremez mi? Katkı sunamaz mı? 2000 liranın üstünde para alıyoruz. Hepimizin derdi var.
Ya ayda 50 liraya bir öğrenci okutsa, ondan da vazgeçtik. Topyekun 450 tane arkadaşımızın olduğu bir teşkilatta. Ayda 10 lirayı vermeye. Rakam büyük daha önce 45'ten 44'ten bahsettiler ama. İnanın 45 çocuğa para verirken vallahi buram buram terliyoruz. Ne olur. Arkadaşlarımıza bu mesajımızı iletmede bize yardımcı olursanız çok çok mutlu oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Değerli divan, çok kıymetli gönüldaşlarım, sevgili kardeşlerim. 14 yıldan fazla sendikaların içerisinde, sivil toplum kuruluşları örgütlerinin içerisinde, uzun yıllarda din görevlileri derneğinin içerisinde hizmet vermiş bulunmaktayım. Ancak burada dernek üyelerimize ve toplumu idare eden sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına mesajlarım olacak. Şu şekilde değerli kardeşlerim, Sayın Sezgin Hocam gözünün tam önünde yurt dışından geldiği zaman da arabasına bindi, sendikalar için üye yapmak için mücadele verdi. Aynı şekilde onu takip eden vakıf senin arkadaşları, başkanları, üyeleri, aynı şekilde bir başka sendikanın başkanı veya üyesi. Şimdi soruyorum değerli arkadaşlar, Ömer Şimşek hocam benim yanıma iki sefer geldi. Geldiği zaman yanında Mehmet Uygun hocam zannedersem, Ali Şimşek hocam beraberlerdi. Zekai Topaç hocam başkanlığa seçilmek için mücadele verirken ben şöyle bir şey sordum. Değerli arkadaşlar, koltukları mı değiştireceğiz, kafaları mı değiştireceğiz? Bu çok önemli bir nokta. Eğer biz koltukları değiştireceksek hiç önemli değil. Buraya katılmamızın, burada bulunmamızın hiçbir önemi yok. Gelsek de olur, gelmesek de olur. Önemli olan beyinleri değiştirmek. Bu beyinler bize uzun yıllardır bu sendikaların veya bu derneğin içerisindeyiz. Bizlere ne katkı sağladı, neler yaptı, neler yapabildi? Hangi din görevlisi arkadaşlarımızın sıkıntılı olduğu anlarda onların yanında olabildi arkadaşlar? Yani zor durumda kalmış bir tane öğrenci arkadaşımıza 50 lira burs vermekle bu iş olmuyor ki. Yani Ünye'de bir sürü esnaflar var. Arkadaşlarımızın sıkıntıları var. Köyde efendim yaşadığı komşusuyla sıkıntıları var. Hangi efendim derneğin veya sendikanın başkanları biz sizinle beraber omuz omuzla bu konuda mücadele edeceğiz diyebildi arkadaşlar? Ben bunun için çok yaralıyım. Lütfen din gönüllüsü arkadaşlarımız bizim zamanımızda belki çok azdı ama bugün dağlar kadar yığıldı. Sorunlar da haliyle yığılıyor. Bu sorunlara bu sivil toplum kuruluş örgütlerinin mutlaka güzel bir açıdan bakarak onların yanında olmalarını ben arzu ediyorum, istiyorum. Bu sivil toplum kuruluş örgütleri, dernek olsun, efendim kim olursa olsun bizi düşüncelerimizden, gönüllerimizden asla ayırmamalı. Teşkilatın içerisinde birlik, beraberlik, kardeşlik mesajının vurgulanmasını arzu ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 15-20 dakikadan beri arkadaşlarımız konuşuyor, bizler dinliyoruz. Tabii güzel şeyler söylüyorlar. Sayın hocam dedi, mekan lazım. Dünyada mekan, ahirette iman dedi arkadaşımız. Tabii ahirette iman olması için dünyada Allah'a kulluk görevini harfiye yerine getirmek lazım. Ahirette de dünyada da mekan olması için belli bir maddiyatın olması lazım. Buradaki din görevli arkadaşlarım burçları verirken esnaflardan ne şekilde para istediğini ben biliyorum. Sıkılarak, üzülerek. Yani şurada din görevlilerinde kaç tane üyemiz var arkadaşlar? 350 tane üyemiz var, imam arkadaşlarımız var. Din görevlilerinde şurada belki 150, belki 170. Yani olur mu arkadaşlar? 170 üyemiz var. 170 üyemizin hepsi de 10 lira vermiyor, 5 lira veriyor. Bu ne tutar? Hiç
şöyle topladığımız zaman az bir yekün tutar. Mekanımız olması için niye imam arkadaşlarımızın hepsi üye olmuyor din görevlilerine? Değil mi? Yani yönetime de soruyorum, hepimize soruyoruz arkadaşlar. Yani hepimiz yönetim hepsini yani bu işin üstesinden gelemez. Her birimiz bir üye alsak yanımıza, bir arkadaşımızla konuşsak, ikna etsek. Yani bu problem çözülür gibi geliyor. İkinci bir neden arkadaşlar, hizmet olması için maddiyat lazım. Bunu arz ediyorum. Yani her arkadaş, bir arkadaşı ikna etsin. Öyle mi? Ben arkadaşların hizmetini izliyorum. Yani daha arkadaşımız görev geleni şu anda belki birkaç ay oldu. Değil mi? Yani arkadaşım aslında canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Yani şahsiyeti, hizmetinde, efendim görevinde, dürüst. Yani herkesin gönlünü kazanan bir arkadaşımız. Onun için sizleri ve yönetim kurulunu saygıyla selamlıyorum. Bir de yönetim kuruluna şunu sormak istiyorum. Belki yanlış olabilir. Yönetim kurulunu oluştururken üyeler karşısında oluştursak daha iyi değil miydi şahsi olarak görüşüm? Yoksa bir yönetim kurulu hala hazır yönetimin devamı mı diye yani öyle mi ya düşünelim? Bunu arz ediyorum Sayın Başkanım. Değerli hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar, şey demek istiyorum. Yönetim kurulu burada oluşmaz, liste oluşur burada. Tek liste olduğu için böyle yönetim kurulu burada oluşmaz. Yani önceden liste oluşur, meclise genel kurula sunulur. Bunun usulü de budur, böyle olmaz. Evet, Sayın Divan Başkanı, kıymetli meslektaşlar, hepinize en içten saygılarımla ve sevgilerimle selamlıyorum. Kısaca söz aldım. Geçen sene dilek ve temennilerde, geçen seçimde, iki yıl önce, geçen sene dedim, düzeltiyorum, ben konuşmuşum. Şu anda da arkadaşlarım bizi teveccüh gösterip yönetimi aldılar. Benim en çok isteklerimden bir tanesi neydi burada arkadaşlar? Öğrencilere burs verilmesi. Öne sürmüşüm. Kim sürmüş Allah razı olsun diye dua ettim burada kardeşinizle. Arkadaşlarım hep başkan dikkate aldığı bakıyorum hep notların önünde var. Ama gerçekten şunu söylüyorum. İman arkadaşlar güven meselesi değil mi? İnanç güven meselesi. Arkadaşlar ben inanıyorum ki bu yönetimde güvendiğinize inanıyorum. Öncelikle güven olmalı. Eğer birbirimize güvenirsek yapmayacağımız iş yok. Ya bunu samimiyetle söylüyorum. Birbirimize güvenirsek aşmayacağımız iş yok. Arkadaşlarım gereken şeyleri söylediler. Benim din görevleri, sendikası aşılmıştır, A'sı B'si yoktur. Zaten bu yönetimin oluşturulması da sendikalara da payı büyüktür. Ben başkan değilim veya değilim. Bütün sendikalara bir araya gelmiştir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Din görevlileri derneğinde de arkadaşlar hep beraber çalışacağız. Yönetime yeniden giren arkadaşlar var. Elbette ki onlar bizi dinlediler, görüşlerimizi aldılar. Bizler de ekstradan yapacağımız işler var. Yani sadece yönetim aynı yönetim değil. Onu belirtmek için buraya çıktım arkadaşlar. Birlikte beraberlik içerisinde yapacağımız iş yok. Yeter ki birbirimize güvenelim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selamünaleyküm. Çok değerli divan. Çok değerli din kardeşlerim, abilerim, büyüklerim. Buraya ben biliyorum ki din görevlileri derneğinin seçimi için geldik. Buradaki amacımız sadece din görevlileri derneğinin seçimine katılmak, görüşlerimizi belirtmek ve buradan memnun bir şekilde ayrılmak. Biz birliğimiz, beraberliğimizi, kardeşliğimizin devam etmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Sendika İlçe temsilci abilerime, arkadaşlarıma çok saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Onlar da büyük katkıları oldu, saygı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam, Habib Hocam söz istedi. O da Muhalle raporu bulundu. Ve yapılan işler konusunda sadece şu. 45 milyon gelirimiz var. 45 milyon giderimiz var ve faaliyet bitti. Derneğimizin adı neydi? Ünye Din Görevleri Kültür ve Dayanışma Derneği. Biz belki dayanışma yaptık ama kültür açısından ne yaptık? Bir de bunu sormamız lazım değil mi? Herkes parayı konuştu. Bugün hepimiz para aşağı para yukarı burs verilmeli. Evet. Bunun yanındayız. Ancak şu da yapılmalı bence. Ben yaklaşık 4. yılımı burada tamamlıyorum. 4 yıldır buradayım. Ve yapılan farklı hiçbir faaliyet görmedim. Şu da olabilir diyorum. Ben kendi şahsi fikrim ve vizyonum. Belki haftada bir gün, bir saat
güzel Kur'an-ı Kerim okuma dersi veya dini musiki dersi bir saat haftada, çarşamba günleri olabilir mi? Olabilir. Çünkü hepimizin ekmeği nereden yiyoruz? Bu meslekten yiyoruz. Güzel Kur'an-ı Kerim okuyarak ve güzel ilahi okuyarak bu meslekten ekmek yiyoruz, para kazanıyoruz. Bunun için diyorum ki ben en azından bizim de yetişebilmemiz için, güzel bir görev yapabilmek için haftada bir saat de olsa ders olabilir diyorum. Bizim dernek binamız, dernek dairemizde. Teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, söz almak isteyenler başı yok herhalde. Şu anda seçime. Hasan söz seçime geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şey alalım mı arkadaşlar bir daha yönetimi? Yönetim isimlerini alacağım. Yönetim isimlerini bir okuyabilir miyiz onların? Listeyi alalım. Listeyi de şey yapalım. Arkadaşlar, yönetimde yönetim arkadaşlarınızın Hüseyin Arzu diyorum. Sahneye gelir misiniz? Yeni seçilecek arkadaşlar lütfen sahneye gelsinler. Davut Hoca, iki tane liste yok. Niye adamları çıkartacak? Yok hocam, şimdi böyle olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Hayır, siz de istemediler mi sadece? Bizim aynı. Evet, arkadaşlar. Yeni yönetim kurulunu Yüce Meclisimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi eğer arkadaşlarımız tutuyoruz, teşekkür ediyoruz. Hakikaten mekanımızda olsun, din görevlileri arkadaşlarımıza Kur'an-ı Kerim okutturalım, ezanı eğitimi verdiklerinin formatör arkadaşlarımız var. Bunları da yapalım, müftülüğümüzün bünyesi altında da yapabiliriz. Ama her şeyden önce ekonomi çok iyi olması lazım. Hakikaten ben Nurettin Hocam'ı birinci konuşmacı olarak çok kale alıyorum. Hakikaten bir yerimiz olsa, güzel bir mekanımız olsa, biz de arzu ediyoruz ki arkadaşlarımızı orada istihdam ederiz, orada otururuz. Tabii ki bunu biz not aldık. Yine de günümüzde çok konuşuluyor. Akil insanlar bir araya gelerek bunu nasıl aşabiliriz? Bunun düşüncesi üzerinde toplantılar yapacağız. Allah hepinizden razı olsun. Seçmiş olduğunuz heyetten dolayı. Buyurun hocam. Öğretmen evinde öğretmenlerin öğretmen evleri var. Polislerin polis lokali var. Diğer kurumların dernekleri var. Oralarda arkadaşlar, bak öğretmenler öğlen de gidiyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Çaylarını içiyorlar. Cumartesi pazar gidiyorlar. Orada yemeklerini yiyorlar. Çaylarını içiyorlar. Sohbetlerini yapıyorlar. Erzurum'dan birisi öğretmen oğlunun yanına geldiği zaman öğretmen evinde yemeğini yiyor. Arkadaşlar lütfen. Öğretmen evinde adam misafirini eğer evi müsait değilse öğretmen evine götürüyor, yatırıyor. Bunu bize belediye başkanı mı temin edecek veya emniyet amiri mi temin edecek? Arkadaşım diyor ki para yok. 5 liraysa 10 lira vereceğiz. 10 lira değilse 20 lira vereceğiz. Adam gibi oturmaya yerimiz olacak. Benim bir arkadaşım geldiği zaman orada bir çorba içireceğim. Diyeceğim ki ondan sonra bizim şurada din görevlileri lokalimiz var veya derneğimiz var. Hadi gel şurada seninle dertleşelim. Oturalım sohbet edelim. Merdiven altında hani biz diyorsunuz ki siz zaten kaç kişisiniz? 3 kişi 5 kişisiniz. Orası size yeter. Öyle bir şey yok. Biz aydan istediğinizde 5 lira mı verelim dedik sadece. 10 lira alsın ama adam gibi bir yer tutsun. 200 kişi olursa ne yapar? 2 milyar yapar. 1 milyar... Hakikaten iyi dinlersek... Seçimine teşrifinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Müftü Bey'imizin sizlere selamı var. Kurs imtihanı ve Kaymakam Bey ile beraber bir programı olduğundan dolayı buraya katılamadılar. Fakat bir mesajı size iletmemi arz ettiler. Tüm arkadaşlarımıza selam eder. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dilerim diye bir mesajı var Müftü Bey'imizin. Sayın Orhan hocamızın da hastası olduğundan dolayı buraya katılamadı. Allah hastasına şifalar ihsan eylesin. Bir de alt katta ikramımız olacaktır. Oraya inip ikramımızdan istifade etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun.
Allah birlik ve beraberliğinizi daim eylesin inşallah.